Efendim gezgin programı için yine Hüsamettin abiyle yollara düştük ve yine benim gözümde güneş Hüsamettin abinin yine bir şey olmaz sözleriyle programımızı açıyoruz diyelim efendim. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta Ordu'nun yine nüfus olarak kalabalık ilçelerinden birindeyiz. Ses de size kadar geliyordur. Patpatıyla yine Patpat'ın yoğun olduğu bir ilçemizdeyiz efendim. Korgan'dayız. Yine Korgan'ı gezeceğiz. Özellikle kırsal mahallelerini gezeceğiz. İnsanlarımızla konuşacağız, sohbet edeceğiz. Neler yapıyorlar, nelerle bu aralar meşguller. Korgan'a dair elimizden geldiğince formatımız içerisinde yer alan şeyleri sizlerle, görselleri, insanları, sohbetleri paylaşmaya çalışacağız efendim. Buyurun hep birlikte. Eğer sizler çaylarınızı, kahvelerinizi aldıysanız, çerezlerinizi aldıysanız hep birlikte bu patpat sesleri eşliğinde Korgan turumuza başlayalım. Bizler yolumuza devam edelim. Sizler de izlemeye devam edin. Dedik ya Korgan'dayız dolaşırken tabii bugün de cuma amcalarımıza denk geldik. Malum kırsal kesimlerimizde, mahallelerimizde cuma günleri caminin özellikle avlusu namazdan böyle birkaç dakika önce hatta bir saat önce kalabalık olur. Amcamı gördük, sonra abilerim geldi. İnşallah onlarla şöyle bir sohbetimize, Korgan maceramıza başlamış olacağız. Ben buraya otururken böyle bacaklarım ağrıyor gibi dedim ki o yanam anam dedim. Amcam dedi ki hiç baba demezsin dedi. Doğru mudur amca? Amcam adın nedir? Aynen, Tahsin adam. Tahsin. Evet. Hakikaten öyle diyorlar. Hiç baba denilmez. He bana. Çünkü anadan zahmeti çok çeker. Çok çeker değil mi? Çok çeker. Oy. Bir de, şimdi kusura bakma biraz kalın olacağız. Estağfurullah buyurun. Şimdi, bir anne çocuğunun 9 günde sırtına şurada burada geziyor. 9 ay. Evet. Öyle diyelim. Ondan sonra iş bitti. Biz dünyaya geliyor mu? Geliyor. Bitmiyor ki. Ondan sonra çocuğu gece bize beşik var da sıra. Beşiğe böyle kaldırıyor. 4, 5, 6, 7 sene o beşikte onun karnını çeker. Mıh? Çeker. Çeker. Buyur. Ondan sonra çocuk 15 yaşına değdikten sonra daha ana boya saymaz yani. Saymaz dedi. Oğlan çocuğu da bölünür, kız çocuğu da bölünür. Efendim, evet. Efendim kusura bakmayın. Değil mi? Tahsin amca kaç yaşındasın? 86 yaşındayım. 86. Kaç çocuk, kaç torun var? Benim 50 torunum oldu. 50 torun? Evet. Ha torundan torunlar da var mı yoksa? Var, torundan torunlu mu? Ya torunun çocukları mı var? Var. Var, maşallah. Var. Kaç çocuk var peki? Kaç? Benim hayatta çocuğum, kendi çocuğum 8. 2 tane de öldü. Allah rahmet eylesin. Bu eskilerin hep çocuk sayısı çok Tahsin amca. Ya o zaman yani planlama yoktu. Değil mi? Peki Tahsin amca şey soracağım sana. Bu tamam bir nüfus planlaması bilinci belki yoktu ama hiç böyle bakabilir miyim, aynen bakamaz öyle, mıyım? Aynen öyle. Onu da bize hiç planlaması söylemezler hiç. Evet. Yani o zaman en aşağı çocuğu olan bir çocuk 8 kişi en aşağı. Öyle öyle 8-9. Benim babaannem falan da öyle. Benim 10 çocuğum oldu. İkisi var ahirete gitti. 8 derece dünyada. Evet. İşte onlara bir baktık. Zahmetine baktık bunlara. Şimdiki gibi serbestlik yoktu ya efendi. Peki Tahsin amca hiç düşündün mü? Ya ben hadi 1 oldu, 2 oldu, 4 oldu. Nasıl? Abim az ara verin de Tahsin amcamı da. Size de döneceğim şimdi. Burada sohbet daha koyu gibi sanki hocam, de o yüzden. Hocam, ben cahilim. Bana estağfurullah. Bir dakika. Tahsin amca. Buyur.
Hiç dedin mi böyle ben nasıl bakacağım? Hani hiç diyemezsin ki. Cenab-ı Allah düzmez onu. Evet. Onun rızkını veren Allah'tır yani. Değil mi? Hiç kuluna rızık vermez. Kuluna rızık vermez. Peki yani nasıl? Yat aşağı, armut düş, ağzıma düş, burada olmaz. Olmaz. Çalık el titreli böyle. Evet. Tarsın amca peki 8 tane çocuğun oldu. He. Biraz önce dedin ya annelerin zahmeti he, çoktur. Onlar bak. Hiç yardım ettin mi hanıma ettim, bakmaktan? Ettim. Mesela gece çocuk salladın tabii, mı? Salladım. Şimdi yalan yok. Gece çocuk salladım. Ya da bir hatam oldu. Efendim adam sorduğu söyleyeyim. Çocuğumuzun birisi biraz çok acizaydı biliyor musun? Zayıf mıydı? Yok. Ağlıyor. Hiç durmadan ağlıyor. Ha ağlıyor. 5 yıl kaptım ben bunu dışarı atacağım dedim ben. Aleyküm selam. Ben de sen şey, bizim kocanı ben elimden tutayım. Öyle maceramız oldu. Yani sen şöyle mi? Sen çocuğu dışarı atmaya çalıştın. Sen ağlasın dedim ya. Ha, kaç yaşında? Bunu yaparken? 3-4 yaşında var. 3-4 yaşında. Sonra senin annen mi seni tuttu? Şimdi, seni mi atarım şimdi, dedi? Yok yok. Kocanı tuttu. Bizim hanım tuttu. Hanım sağa tuttu. Ha hanım evet. Ha ben mi seni atarım dedi sen çocuğa. Benim babam da beni atmıyor. Ben hatırlıyorum bir şeyden kızdırdım ben onu. O da beni böyle elimden kolumdan tutup atmaya çalıştı. Efendim şimdi o zaman şimdi zaman olsaydı bana o şeyden ceza verirdi bana. Değil mi? Tabii canım. Ama bir sinir yükselmesi diyelim. Öyle, aynen. Şimdi düşününce pişman mı oluyorsun? O çocuğun yaşıyor mu? Atmaya çalıştın. Elbette yaşıyor. Evet, bağrı var. Hep. Anlattın mı sen ona? Ben seni böyle dışarı atmaya çalışıyordum. Atsa diye etti bana. Kız mıydı, erkek miydi? Erkek ya. Erkek. Kaç kız, kaç erkek var? 5 kız. 3 erkek var. 3 erkek var. Bir erkek öldü, bir kızlar bir erkek öldü. Allah rahmet eylesin Tahsin amca. Yengem ne zaman vefat etti? 17 sene oldu. 17. Hı. Hastalık mı, kaza mı? Yok, hastalıktan böyle. Böbrek hastalığı, şeker hastalığı böyle biraz bitti işte. Peki ikinciyi düşünmediniz? Yok, hiç düşünmedim. Hiç akıl evvel olan arkadaşlar bazı ki aman evlenme dediler ya. Ama demek ki böyle bir şey olmuş bir ara hani yani, acaba evlensem mi diye. Ya ben bir şeyler oldu. Yani bir evlenirsem evlenirsem. Bizim zamanım devrim muhtarı dedi ki Tahsin abi dedi sana bir şey diyeceğim diye dedim. Sen evlenmek mi istermişsin dedi bana. Evlenmişim kalbinden geçeyim ben bir bulamadım da yok Yusuf dedim bana. Bırak dedi bana. Bulaşma dedi. Bulaşma dedi bekarlığın tadını için. Başımdan geçti o çocuğun biliyor musun? Evet. O çocuğun hanımı tarlaya eskiden alan götürüyor, yemek götürüyor biliyor musun? Biliyorsunuz yani. Evet. Tarlaya yemek götürüyor, o çocuğun hanımı tarla şey yolda giderken öldü yani. Aynen öldü, bu anla oldu. Evet. Ondan sonra zenginlenme eskisini tutmaz. Zuhurunu da güvenler işte, güvenler işte. Yusuf'u sen tanırsın belki ama. Yok tanımadım. Yani ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Diye evlenmedin yani. Evet yok. Zaman da geçti. Peki her şimdi Tahsin amca senin 17 yaşındaki zamanını hatırlayalım. He? Senin o yaşlarında olup böyle hanımını vefat edenlere sen ne tavsiye edin? Senin tavsiyen ne? Eder ben de tavsiyem aynı odur yani. Aynı odur. Bırakın derim ya. Evlenmeye. Görüyor musun ya? Değil mi? Anlaşmazlıklar çok. Çocuklar razı gelmiş miydi Tahsin abi? Sen istesen çocuklar razı gelmiş miydi? Çocuklar razı hiçbirisi değildi. Değildi değil yani, mi? 8 lira çocuğum hayatta. 8 lira razı değil ki Allah'ım dedim. Ben bunu evlensem ben hep dışarı atarlar bunu. Şimdi ne yapıyorsun Tahsin amca? Nasıl şimdi geçiyor? Efendim ben küçük oğlanla duruyor. İşte evde oğlanım iş, çarşıda iş yeri var. Ben de evde iyi bir şey pahçal doğa diye koyacağım. En güzeli Tahsin amca. Tahsin amcanın özel hayatını didik ettikten sonra. Tahsin amca ağzına sağlık. Abdestini almadıysan gönderelim seni. Aldın tamam. Yani. Abi sana dönerim. Buradaki biz yokkenki sohbet neydi? Vallahi beyefendi biz arkadaşla yani böyle bir araba konusuna girdik. Alacaksın mı satacaksın mı? Vardı sattık. Ondan sonra şimdi sordu da. Bir daha alacaksın mı diye mi? Yani imkanlarımız doğrultusunda yani alabilecek alacağız. Alamazsak artık yani ölümü bekleyeceğiz. Abim bir şey daha sordu sana. EYT'den emekli oldun mu dedi herhalde. Ben sordum buna. O da dedi ki
olamadım dedi. Dedim ki yani bu dedim şeyden dedim yaralanabilir mi dedim. Yaralanamadım dedi. Yaş konu, ya da gün de tutmuyorlar dedi. Konusu da yaş konu, yok gerçi. Yaş yani, konu uydu ya. Evet. Abi bu mahalle hangi mahalle? Tahsin amcama sormadım ama. Şimdi sordum. Burası. Kayıttan önce sordum ben. O geçerli değil. Şimdi burası yukarı mahallede geçiyordu. Şimdi yukarı mesela küme mahalle, yukarı küme evleri diye geçiyor burası. Evet. Mahalle olarak geçiyor. Ondan sonra işte daha ne anlatayım? Nasıl geçiyor hayat abi buralarda? Abim bizim... Biz baktık şimdi bir boy bu beton yolu maşallah Korgan Belediye Başkanımız da yani karayolları gibi beton dökmüş. Abim Allah ormanın sınırına kadar şey beton yol var. Şey mi? Kimseyi göremedik ama cuma diye mi böyle? Şimdi biraz hani bize buraya hani şey ilçe yakın olduğu için evet. Yani genellikle mesela hani çarşıya mesela ben de burada olmazdım da tesadüfen denk geldim. Arabayı yani. Sattın diye buradasın bence. Doğru mu? Araba var. Patla mı geldi? Yani Allah yani reisimizden, belediye başkanımızdan razı olsun, muhtarımızdan razı olsun. Yani bizi yani bu tozdan kurtardılar. Sonra biz de taliye yolda, bizim evlerimize taliye yollardan geçiyoruz biz yakında. Evet. Buralarda yapacaklar, söz verdiler. İnşallah, inşallah. Ya biz memnunuz yani. Biz evet. Genellikle yani muhtarımızdan, belediye başkanımızdan, cumhurbaşkanımızdan hepsinden memnunuz. Hepsinden Allah razı olsun Allah diyelim. Allah onlardan razı olsun. Abi şimdi fındık bitti, ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor zaman? Şimdi yani genellikle bu memleketin insanı hep emekli. Evet. Bir kısmı var. Yani dünyadan kopmamak için mesela ben kendimi kastediyorum harıl harıl çalışıyoruz. Bir kısmı var ellerini cebine sokuyor efendime söyleyeyim. İşte akşam orada kahve köşelerinde vakit geçiriyor. Zaman öldürüyor. Ama ben ona katılmıyorum. Evet. Ya çalışmak hem ibadet. Tahsin hocamın biraz hocadır, alimdir o. Evet. O hep daha iyi bilir yani. Çalışmak evet. İbadetin yarısıymış. Yani çalışan insan vallahi çalışan demir pas almaz derler ya. Yani yol buraya çıkıyor efendim. Çalışan insanı. Ne yaptın peki bugün mesela? Ben şimdi bugün ne yaptım? Sabah kaçta kalktın? Mesela sabah mesela biz sabah namazına kalkarız. Namazı kılarız. İşte ondan sonra işte hanım... Tahsin amcam burada diye öyle demiyorsun inşallah. Ya. Sanki bugün bir 8'de kalkmış gibi yok, bir... Yok. Evet olmaz. Halil. Halil efendim. Halil efendim. Bunlar öyle yapmaz. Yapmaz diyorsun. Yok. Yapmaz. Onlar şey. Namazı abdestsiz değiller. Evet. Biz şimdi mesela namazımızı kılarız. Ondan sonra mesela kahvaltımızı yaparız. Hayvanlar vardır. Karınca kaderince. Hayvanlarla biraz mesela hani böyle bir haşır neşir oluruz. İşte ondan sonra tekrar yine işte hanımla yine böyle bir çay sohbetine dalarız. Evet. İşte ondan sonra işte yani çevrede ne gibi bir iş varsa bağdan bahçeden. Onları yaparsınız. He, benim yalnız bir huyum var. Sık sık ben çarşıya kaçarım yani. Evet. Haftanın 3-4 günü. Çarşı Korgan. Korgan. Korgan'a göster. Evet, abi çok ederim. Teşekkür ederim. Oldu. Abi var mı söyleyecektim? Söyleyeceğim bir şey yok. Sizi yok. Yok. Sağ olasın. Tamam. Efendim Korgan'daki turumuza patpat sesleri bu bölümümüzde çok gelecek. Çünkü Korgan'da patpatların yoğun olduğu bir ilçemiz. Biz Korgan'daki turumuza devam edelim. Tahsin amca sen evlenme aman. Yok yok. Sakın. Yakın ben. Sakın. Biz turumuza devam edelim efendim. Thank you.
Evet, Korgan Tepe Alan arasında bir noktadayız efendim. Tabii bu şelaleyi görüp de durmamak olmazdı. Sizlerle paylaşalım istedik ufak da olsa. Korgan Tepe Alan arasında bir noktada yer alıyor efendim bu şelale. Tabii yine Altaş TV ekranlarında şelalelerle ilgili bir programda eminim karşınıza ya gelecektir. Yayınlandı mı o bölüm, yayınlanmadı mı bilmiyorum ama yine detaylı bilgiye bu programdan da ulaşabilirsiniz. Ama biz bu güzelliği, bu görselliği sizlerle yine ufak da olsa, minik de olsa paylaşalım istedik. Tabii bu yıl kış biraz hafif geçiyor diyebiliriz aslında. Şu an Aralık ayının artık son günlerindeyiz. Çekimi yaptığımız günler içerisinde. Tabii sıcaklıklar 10 dereceyi gösteriyor. Yani 9, 10, 11 ya da 8 derece o aralıkta seyrediyor. Hem de Aralık ayı bitmiş hemen hemen olmasına rağmen. Tabii şelaleden de belli olur. Bu aylarda bu şelalenin daha gür, daha yoğun aktığını eminim bu bölge sakinleri biliyordur. O şelaledeki su, özellikle gurbetçilerimiz, burayı bilen gurbetçilerimiz bu görüntüyü gördüklerinde o ayda bu şelalenin suyu bu kadar mı akıyor diyeceklerdir eminim ki. Ama Aralık ayına geldik ve çok ciddi bir kar maalesef görmedik. İnşallah bu kış, daha tabii yani Aralık'ı kışın içerisinde sayabiliriz. Ocak, Şubat, Mart'ı da hadi ekleyelim içerisine. İnşallah kurak bir kış geçirmeyiz. Yoksa aslında bu şelale eğer kurak bir kış ayı bizi bekliyorsa çok şey anlatıyor olabilir. Bizi susuz bir yaz mı bekliyor ya da gerçek kışı daha önümüzdeki günlerde mi göreceğiz bilmiyoruz ama bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakarak, tabii bu program muhtemelen yeni yıl içerisinde yayınlanacak. Montajı vesairesi tamamlanacak. Biz Aralık ayı içerisinde efendim son günlerinde çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu güzel görüntülerle biz Korgan'da yolumuza devam edelim. Şimdi amcamı gördük yol kenarında. İlk geçerken dedim işi vardı, durmadım. Geri geçerken durayım dedim. Amca adın nedir? Yok, yeni camıdan geldim yani. Ben biraz önce gördüm seni. Buradan geri
buradan yukarı geçtim. Geçerken. Evet evet. Ya aşağı... Buradan geldim de burada da bir ufak bir işim vardı. Onu yapıyordum. Şimdi amca burası bir dükkan değil. Burası dükkan canım. Gel Hüsamettin abi içeride amcam. Dükkandan kastım ya. Burası evin elinin içinde oluşturdun sen burayı. Dükkan burası. Amcam hemen içeri gitti gelin. Burası senin çalışma yerin değil mi? Ya burada şimdi çocuk... Ben motor yapamıyorum da çocuk bu motorları yapıyor. Ha tamirini yapıyor ufaktan tefekten. Bunları yapıyorum. İşte öyle kaynak maynak yapıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Gel dışarı çıkalım. Işık arkada parlar. Şimdi burası küçük bir böyle yerler ilçelerimizde çok fazladır. Özellikle el zanaatı olan kişilerin böyle amca şöyle alayım seni. Özellikle el zanaatı olan kişilerin böyle vazgeçilmez yerleri olur değil mi amcam? Şimdi televizyonda biz zaten izliyoruz. Bazı arkadaşlar var. Atık yapıyorlar, kepçe yapıyorlar, motor yapıyorlar. Ben de onları izliyorum yani ki hoşuma gidiyorlar benim yani. Evet. Yani, sen buraya tezgah da almışsın. Bu tezgahı aldım ben işte bunu. Evet. Saplık yapıyorum. Böyle ufak tefek bir şeyler yapıyorum böyle bunlar. Bu mahallenin adı ne amcam? Bu saplık bu. Yok mahallenin adı ne? Buna... Mahallenin adı Karakoyun Mahallesi. Karakoyun Mahallesi. Şuna bir bakayım. Bu hangi ağaçtan? Meşe bu. Meşeden. Meşe sağlam mı olur? En sağlamı meşedir yani. Meşedir. Bir de şu kayısı ağaçları var ya tiken. Onlar da sağlam. Çıltı mı? Çıltı onlar... küçük olur. Çıltı değildir. Yok burada şu ağaçlar bak şunlar yani. Onlar çok yamulur yani. En sağlamı meşe olur diyorsun. En sağlamı meşe yani. Sen şimdi amcam peki diğer böyle televizyonda gördüğün şeyi burada deneyip yapabiliyor musun? İşte bu ağaç üzerine özellikle. Ben yapamam şu anda. Ben yapsam burada saplık yaparım yani. Makineyi onun için mi aldın? Makine tabii bunun için. Bunu bugün yaptım yani bunu. Şunları yapmıştım. Öyle temizliyorum yani. Şeyi yapıyorsun hazırlıklarını yapıyorsun. Bunu kaça veriyorsun peki satıyorsun? 35 lira bu. 35 lira. Hı. Baltası yok ama değil mi? Balta işine girmedi. Balta yok canım. Baltayla beraber yüzü geçiyor yani. Evet. Bir balta 250 bin lira. Değil mi? Şimdi onlar da arttı. Hüsamettin abi ne kadardı balta? Biz sorduk bazı ilçelerde. 160-170. Sadece 35 lira balta, amca. Sade balta. Biz balta da yapıyoruz burada. Girebi de yapıyor. Onlar da var zanaatlarında. Kürük şimdi burası. Oraya girmeyelim amcam. Şu karanlık. Yok, yüzün karanlık ya, çıkar. Gel böyle. Burada söylüyorum. Gel böyle. Burada söylüyorum yani. Sen şimdi dedin ki bende birçok zanaat var dedin. 47 zanaatım var. 47 tane. Ney mesela say bize. Şimdi 50 olmaya 3 tane noksan. 3 tane noksan. Ne biliyor musun? Üçünü de söyleyeyim yani. Buyur. Bir Almanya'ya gidemedim. Gurbete gidemedin. Almanya'ya gidemedim. Almanya'ya gidemedin. Almanya'ya gidemedim. Okuryazarlığım olmadığı için Almanya'ya gidemedim. Birisi de tabanca yapamadım. Bir de ehliyet alamadım. Tabanca yapmak eskiden de tabii amcam. Şimdi karıştırma. Bir özendim. Özendim. Burada özendim yani ama yapamadım yani. Yapma zaten amca. Polise de göstettim bu da. Bak bunu yapamadım dedim ya. Yani. Yapamadım dedim. Ne mesela hani say bize mesela. Bir 10-15 tanesini say neler yapıyorsun. Biraz yanıma gel ama böyle çok aç şeye girdin. Yanıma gel böyle. Yapacağım bir malzemeler yok ki ya. Öde yani. Yok yok sen dedin ya ben 47 zanaatım var diye. 47 zanaatım var benim. Ne mesela say bunlar mesela. Mesela bir tane saplık yapıyorsun. Motor tamir ediyorsun. Yok ben motor tamir etmiyorum. Ben motor etmiyorum. Ben balta yaparım, girevi yaparım, nacak yaparım, orak yaparım. Bunlar birer birer zanaat diyorsun. Girevi bir zanaat bu. Bunu yapmak bir tane zanaat. Başka? Ama şimdi oradan gelince ben hayvan dizgin yaparım. Hayvanlara hani eskiden dizgin vardı atlara ya. Onların 24 tane parçası var. Bir atın. Yani sırtına binmek için 24 parçası var. Evet. 24 parçayı yani atın sırtına koyacaksın öyle binip gideceksin. Kolay bir şey değil diyorsun. O kolay değil. İkincisine gelince hayvanlar. Hayvanların başlıkları, boncuklusu, tasması. Yani bir dananın mesela bir ufak bir hayvan dananın. İki tane tasması var. Biri boğazında, biri kafadan yani. Evet. Bunlar hep bir parça parça yani. Hepsini yapıyorum diyorsun. Parça parça. Evet. Hep parça parça. Mesela şimdi burada, şunda birkaç türlü bir şeyler yaparsın yani. Mesela şimdi şunu burada özeniyorum. Bunu şimdi ne yapacağım bunu? Bunu ne yapacağım? Biliyor musun? Ne yapacaksın? Neye dönüştüreceğim bunu? Bu neyi abi? Sansarla fareyi tutacak.
Tuzak yapacaksın yani. Tuzak bu. Bu tuzak yani. Bunu şimdi buraya şuradan şöyle bir tane böyle bir tel koyacağım. Evet. Bu kapak buradan yay koyacağım buraya. Bu kapak böyle açılacak buraya. Buradan delik var. Buraya takıyorum. Bunu buraya da bir ağaç yayı, evet. Bir ağaç çakacağım. Bu fare içine girdim bir de orada şeyi sallayacak teli. Kapanacak, yakalayacak. Orada kalacak. Nerede gördün bunu? İnternette mi sen mi düşündün, çizdin? Yok, bunu biz internette görmedim. Biz bunu yapan arkadaşlardan aldık yani örneğini. Evet. Sen de yapacaksın. Yapıyorum zaten, ben satıyorum yani. Evet. Hani bunu şimdi bu 100 lira bu. Evet. Bunun ufağı 50 lira. Ha, satıyorsun. Satışını da yapıyorsun bunun. Yok, fare içinde var ya. Bu bölgede çok alan var mı peki? Bunu mu? Evet, tuzağını. Bunu şimdi çok alan yok. Bilmiyorlar. Öyle bir şey yani. Büyük geliyorlar var ya, geliyor hani büyük. Bizde şey derler ona. Hüsamettin abi ne? Keme. Keme denir ya. Keme. Biz keme diyoruz bizim köyde. Farenin büyüğüydü yani. O büyük geliyordur bizde ona. Burada Korgan tarafında geliyor derler. Ona geliyor evet. Diyoruz. O ufakları fare yani. Büyükleri evet. Geliyor. Böyle. Onları. Bu geliyorları yakalamak için. İşte bu sansarla şeyi yakalamak için. Sansarla geliyorları yakalamak için. Yani farenin büyüğü olan kemeler. Gel ablam gel. Yanıma gel, hemen sohbet edelim seninle. Oğlum şöyle gel yanıma. Ben amcam döneceğim hemen sana. Nereye gidiyorsun? Ben Korgan'a gidiyorum. He. Burada dikiş nakış hocasıyım. Halk eğitimi. Halk eğitim. Korgan halk eğitime mi bağlısınız? Korgan halk eğitime bağlıyım. Evet. Şurada caminin altındayım. Siz gelin buyurun. Peki kaç hanım geliyor Korganlarına? 12 kişi kayıttı da şimdi köyde havalar güzel olduğu için. Gelmiyor. Biz kimseyi 8. bulamadık köyde. Ama orada caminin altındaydık. Mahalleye girip sorsaydınız şey keşke, olurdu. Keşke. Şimdi bir de salgın var ya, herkesin çocukları falan hasta işte. Evet maalesef. Evdeler. Öyle yani. Peki hocam ne öğretiyorsunuz? Şu anda mesela derslerde ne var? Şimdi, ablam gel hemen göster bize. O da öğrencim benim. Gel. Beni yalnız öğrenci yapayım. Öğretmen. Aa, bak, öğrenci göstereyim. Şöyle biraz yüzümüz karanlık çıkmasın. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk ablam. Adın nedir? Emine Yalmancı. Emine? Yalmancı. Ama kamera arkaya döndük. Hocam böyle gelin, siz de böyle gelin. Ablam sen bu kursu kimden duydun? Böyle bir kurs olduğunu. Bizim orada da olmuştu. Ben çok hoşuma gitti. Evet. Oradan buraya geldi. Hocamı bırakmadım. Çünkü yarım işlerim vardı. Onun için geldim. Burada açılınca duydun. Geldin. Şöyle evet. Bunu kapatma bakalım. Evet. Böyle el işi zanaatlar değil mi? Evet. Hocam öğretiyorsunuz. Evet. Bu şimdi şey yatak odası olarak geçiyor. Hanımlar bilir. Evet. Aynı önü işte komodinlerin üzerine. Evet. Öyle şeyler yapıyoruz. İşte makinalarda eskileri yeniliyor. Bu elde mi, makinede mi hocam? Bu elde. Eski zaman. Elde yapıyoruz. Kaneviçe bu. Eskiden kaneviçe. Kaneviçe. Kaneviçe işliyoruz evet. Bunu. Bu ne kadar günde mesela bitiyor? Ben bir tane yapıyoruz günde. Günde bir tane. Evet. Maşallah. Yeni gelinlere duyurulur. Evet. Yeni gelinlere. Abi şimdi evde bayanların çok bir şeyi olmadığı için evet. Böyle el işi şey yaptılar, merak saldılar. Onu yapıyorlar. Ama bu öğrencinin el becerisi. Bazısı günde bir tane yapıyor, bazısı haftada bir tane yapıyor. Evet. Böyle yani. Başka var mıdır ablam? Şimdi bu kadar. Örnek olarak sadece bunlar bu var evet, yanında. Yanımda bu. Tesadüf yanımda bu. Başımıza bir gün haber verip gelirseniz. Evet. İnşallah hocam. Buradan ama duyurusunu yapalım Korganlı hanımları. Herkes duymamış olabilir. Evet yani. Yani burası amcam söylemişti ama mahalle olarak burası neydi? Burası Karakoyun Havalı Mahallesi değil mi abi? Karakoyun Havalı Mahallesi'ne tüm kadınları bekliyoruz. Evet. Vakti yani. Olan eşler de göndersin. İş var demesin. Gelsinler kursa gelsin. Biz de belge veriyoruz. Bu belgeler de iş için zaten. Evet. Yani şey bir değil yani, işe girebiliyorlar, bir yerde çalışabiliyorlar. İş imkanı için bu belgeler. Şu an 12 öğrenciniz var. İnşallah artar. İnşallah artık kar falan yağınca, hastalık da geçerse. Kardan daha çabuk. Kar olur mu daha iyi gelirler kar sanki. İş olmaz. Kar yani bir uzaktan falan siz gelenler oluyor. Siz burada mı oturuyorsunuz oluyor. Hocam? Ben Korgan merkezde oturuyorum. Tamam yakın gider gelsin. Ablam gel. Servislerle gidip geliyorum. Şimdi sen enişteden izin aldın mı? Ben eşim destekli her zaman gönderiyorum. Ne diyor gitmedin? Git diyor. Hem senin için de iyi olur. Evde ne yapacaksın diye hem de diye geliştir diye. Evet. Ben zaten bunu yapıyordum. Hocamı da çok seviyorum. Onun adına gidip geliyorum yani. Peki satıyor musun yaptıklarını? Vallahi hiç satmadım ama olabilir. Niye satılabilir? Niye evet, satılmasın? Evet niye satılmasın? Aynen evet. Öyle.
Kızın evlendi mi? Var mı? Evlendi, oğlum evlendi. İki tane de asker çocuğum var. Hani küçük kızım varsa diyecektim. Yok. Biliyor mu yapmasını, yok. Öğreniyor mu diye. Sizi severek deniz yok. Çok arada... teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Denk geldiniz. Şaşırdınız mı buradan? Ne arıyorlar burada? Evet, diye. Evet hocam dedi. Evet. Şöyle bir baktık işte. Adam bizim Korgan merkezde sergimiz oluyor. Evet. Haziran'ın başları, ortaları gibi... iki gün sergimiz oluyor. İnşallah o zaman da gelip buyurun, çekim yaparsınız. İnşallah hocam. Bütün hoca hanımlarla, işte kaymakam beyle, müdür beylerimizle, işte daire amirlerimizle gelin buyurun, bekleriz. İnşallah hocam. Kursumuza da bekleriz. Bu İnşallah. Teşekkür ettik. Amcamın gelini. Evet. Amcamla sohbetimi tamamlayacağım. Çok teşekkür ederim ablam. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ettim. Çok sağ olun. Amcam sana kısa bir ara verdik. Şimdi hocamları bulmuşken kaçırmayalım dedik. Tabii, bu büyük fareleri yakalamak için dedin. İşte sansarından sansarından büyük bu. Fareleri. 150 lira arası mı satıyorsun? Yok, bu 100 lira bu. 100 lira. Bir ufak kısımları var. Daha ufarda şeylerini yakıyorum da yani. Bunu yakalayamayanlara duyurulur diyelim. Amcam böyle bir tuzak tasarlamış. Denk gelirsiniz. Bu bölgedensinizdir belki. Edinmek istersiniz diyelim. Hani şimdi zanaat der ki ne? Benim şimdi burada... o hayvanların zilleri var ya, onları yapıyoruz, tamirlerini yapıyoruz. Yeni olaraktan değil de tamirlerini yapıyoruz yani yaz döneminde. Şimdi yok. Yani onda. Boş durmuyorsun amcam. Boş değil. Boş yani. Durmuyorsun. Çok boş. Teşekkür ederim. He. Çok sağ olasın. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere amcam. Sağ olasın. Çok sağ olun. Teyzemle abimi yolda gördük, hemen durduk. Şimdi teyzem beni zaten izlermiş eski programlardan. He. Yanına çıktık, soluk soluğa kaldım. Nasılsın teyzem? Az dur, dur. Az dur. Öyle olma. Ama iyiydin zaten, boşuna bozdun üstünü başını. Nasılsın, iyi misin? İyiyim çocuğum, seni sormalı. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldin, nereden geliyorsun böyle? Ben Ordu'dan geliyorum, he. Altınordu'dan. Evet. Seni gördüm burada, yolda. Evet. Baktım abim de çalışıyor. Evet. Şöyle biraz yüzünü dön ama kameraya yüzünü. Güneş geliyor gözüme. Olsun. Dedim ki teyzemle abimle bir konuşayım, bir sohbet edeyim. Evet. Buradan geçerken. Sen dedin ki üstüm başım düzgün değil dedin ama. Evet. Yani hepimiz bahçedeyiz, hepimiz köylüyüz. Bahçede, aynen öyle. Çok iyi olmaya gerek yok. Ya, burada takım ya. Elbiseyle çalışacak haliyim. İlla ki, illa ki. Bu abim oğlun mu? Oğlum o. Adın çekiyordu, ben de yanına geldim şöyle. Büyük, çatlıca. Küçük oğlun? Bu küçüğüm. Küçük, büyük nerede? Büyük Avustralya'da. Şimdi bu abim işler üstüne yıkılan abim mi? Evet. Doğru mu? Evet. İş, ihale bunun üstüne kaldı. Erkek iki tane mi var? Üç tane oğlum var. Öbürü nerede? Ankara'da. O memur mu? Memur, icra müdürüm Ankara'da. Abimin işi? Abimin işi Milli Eğitim'de memur bu. Maşallah, memur yine. Evet. Hepsini memur yapmışsın. Aynen öyle oğlum. Burada mı çalışıyor abi? Burada çalışıyor. Karşıda işi de evin arkasında çalışıyor. Abi sen yanmışsın. Ya memur olmuş burada kalan çocuk olarak. Bizde olmaz öyle, memurluk, amirlik sokmuyor, müdürlük falan sokmuyor. Öyle İşten zaten. Böyle en zengin de olsan Ağustos aynen ayında öyle. Bu fındık bahçesine gireceksin yani. Aynen öyle yani. Olacak. Yok, bütün makamlar gelip geçecek. Aynen öyle. Aynen fındık öyle. Bahçesi kalacak. Kalıcı, kalıcı. Şimdi evet. Sen Avustralya'dakine diyeceksin ki burada sizin yerinize bu kardeşiniz çalışıyor. Evet. Her gün... Ya da her ay 100 euro, 200 euro kaç liraysa burada çok para yapar. Acaba gibi. Gönderirler misin? Gönderci. Bak abim nasıl burada hem kendine yapıyordur bu odunu hem sana. Biz yüz yüze söyleyemeyiz ama senin aracılığından söylüyoruz. Senin aracılığından söylüyoruz. Herkes kendine yetiyordur ama. Aynen öyle. Ya, yine çoluk de, çocuğumuz kendileri sağ olsunlar. Ben tek çocuğum. Evet. Ben diyorum ki içimden. Bir kardeşim olsaydı keşke işleri yıksaydın üstlerine diyorum ama abime yıkmışlar. İhale buna kaldı. Abi düşünüyor musun zaman zaman? Bu aslında ne yaptı biliyor musun? Bu kaçtı İstanbul'a işe girdi. İstanbul'dan Rize'ye geçti. Rize'den Fatsa'ya, Ünye'ye geldi. Oradan yavaş yavaş anne baba yaşlandı deyin yanımıza katar kısmet. Geldi. Yani. Kısmet. Ama hayır dua, hayır duayı da yani. Bu abim alıyor. Demek ama. Ki hepsine dua. Bazıları euro ediyorum. Kazanabilir ama hayır duayı da abim alıyor. Aynen öyle çocuğum. Adı nedir Avustralya'da? Cem Gençoğlu. Ne iş yapar orada?
Üniversitede Ataşalı'ya gitti. Üniversite Ataşası. Oo, o iyi, eğitim güzel, Ataşası. Maşallah. He. Onun maaşı da iyidir, Ataşası. Güzeldir. Valla sormamış maaşlarım ki. Çünkü benim onun maaşına ihtiyacım yok. Çok şükür. Yazın gelir mi? Yazın Allah'a şükür. Kimsenin maaşına ihtiyacımız yok. 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 Kimsenin maaşına ihtiyacım yok. Bak, çok abim diyor ki benim var diyor bak abi. Göndermezse senin aracılığına ama gidersin. Bak, bu yayından sonra göndermezse abim gerçekten ayıp eder. Evli mi? Artık evli. İki tane çocuğu var. O zaman yengen huyu nasıl? İyi, Allah razı olsun. İyiyse ya. Gönderir de. Kötüyse bilemem. Bilmiyorum artık. Şimdi bence il dışında olanlar buradaki kardeşe durumu olsun olmasın. Evet. Bir şeyler. Çünkü iş şefe. Yapan bu. Baba, anne baba ihalesi kaldı çocuğun üstüne. Şimdi bu odun size mi abime mi? Yok. Beraberiz zaten. Evet. Beraberiz. Beraber yakıyoruz. Bahçeleri böldün peki? Bölmedik. Enişte duruyor mu? Duruyor. Nerede? Kahvede de mesela. Yok, kahvede gitmez benim eşim. Korgan'a gitti şu anda. Korgan burası. Merke, şurası. Korgan. Değil mi? Yanlış göstermiyor. Yani çarşıya gitti. Bu çarşıya Korgan. Gitti. Burada odun çarşı. Yapıyor muydu o da? Yapıyordu. Odunu o yaptı zaten. O yaptı zaten. Bu da yolun kenarına azaz. İndirecek. Yoldan da babası götürecek eve. Pat patla arabayla götüreceksiniz. Aynen öyle. Oğlum nasıl öyle. Geçiyor zamanlar? Zamanlar yoğun geçiyor bağımız bahçemiz olduğu için. Şeyi sormuştum. Biz... sana bahçeyi böldün mü dedim. Yok, bahçeyi bölmedik daha. Siz de? He, olanlar bir arada. Kaç dönüm? Abim sen iyi konuşmuyorum dedim bak yanına geliyorum. 13 dönüm yerimiz var. Evet. He. 27 dönüm iki kardeşim. Eşimle bu, kardeşi var. Yıl dışındakileri artırsın bunu işte. Yok yok, almıyor biz daha. Yapamıyor. Zor değil mi? Zor tabii. Zahmetli iş. Başak yaptın bu sene. Yaptım. Ben fındık buldum. Gene bir çuval çıkar. Çok kaldı bu sene mübarek. Mübarek çok kaldı bu sene. Ameleye mi toplattın? Ameleye de toplattık. Ya. Yapamıyor ki daha biz. Amele. Ne kadar günlük verdin? Abim ne kadar günlük verdin? 300 damlayalım. 300. Toptan? Yemeği var. 40 adam, 45 adam gidiyor. Çok işte. Toplamda. Toplamdan 1,5 ton. Yok. Nasıl? Ameliye hani toplamda kaç bin lira para verdiniz? Kaç para? Bizim biz de 50 bin lira verdik. Ortalama 40 bin lira vardı burada ya. Bizimki de 56 bin lira var. Yoktu. 50 yoktu. Bak bu orduda fındığı hiç masrafsız bir toplayan birini söyleyeyim mi sana? Söyle. Al. Helal olsun. Yok kaç ton fındığı? Yok mu acaba fındığı da ondan? Fındığı mı olmaz mı? Hepimiz de zengin. Esam ettiler. Bana bak önceden biz de topluyorduk hiç oğlum. Hiç amele parası vermeden fındık helal toplayan tek adam. İnsan. Helal olsun adam. Kendi var işte. Fındık ya, toplayan o desin. Abi formülü bana da açıklamıyor. Her gün yanındayım. Tamam. Kendi topluyor. Sabahtan bahçeye giriyor. Fındık zamanı. Ulubeyli yukarı Kızılen'den. Kutsal topraklardan Esam ettin abi. Kendi bahçeye giriyor. Kardeşi falan var, onlara yardım ediyor işte. Evet. Toplasan 10 bin lira şey vermez. Evet. Fındığı da bayağı var. Burada söylemeyelim şimdi. Tarif biz de 20, 13, 14 milyon veriyor ya. 50 çocuk yanlış söyledi. 45 adam gitti zaten. 14-15 milyon. Ama en az ben para veren Hüsamettin abi. Helal olsun adamı. O işte para kazanan değil fındıktan. Mi? Biz kazanamıyor artık. Avustralya'da olanlar duysun işte bunu. Duysun. Aynen öyle. Duysunlar. Geliyorlar mı yazın? Yazın Mayıs'ta geleceğini söylüyor. Yeni gitti zaten. 8. ayda gitti. Yeni gitti. Torun var mı o çocukta? Var. Var torunu. Özledin mi onları? Özlüyorum tabii de her gün görüntülü görüşüyor. En tatlı ya. Abimin çocukları. Anam hele bir tatlımız var yanımızdakiler. Daha bir tatlı. İkizlerim var. Evet. Dün gelseydiniz patı patı buralardan. İnşallah denk gelemedik. Şimdi malum buralara da inşallah doğal gaz gelecek ama yine de buralar yorucu. Buraları bırakıp gittiniz ama bu abim gözü yaşlı. Bizi bıraktılar buraya. Abi biz abimize selamlarımızı gönderelim. Tabii biz işin latifesiydi. Ama siz yine de yarı ciddiye alın. Biraz harcırağı artıralım. Biz yolumuza devam edelim. Amcam kolay gelsin. Sağ ol. Seni gördük bir konuşalım sohbet edelim dedim. Edelim canım ne demek ya. Nasılsın iyi misin? Adın nedir? Adım Ferhat. Baymak. Ferhat. Baymak. Ha. Ne yapıyorsun burada kış hazırlığı? Kış hazırlığı yapıyor. Çalma çocuğuna. Çal çocuk gürbette zaten. Ha. Bu abim oğlun mu? Yok. Yeğenim oluyor. Yeğenim. Kız tarafından abi. Pat pata şey yaptın. Ha.
Onun patpatı. Dedim bana patpatlı odun getirir misin? Selamünaleyküm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Odun yakın olsun da iki götürsem der. Değil mi? Yanımda var ha patpatı. Sen patlatın. Götüremiyor musun kendini patpatını? Ya hiç elim almam. Niye? Ya alışmamışım öyle araba işine. Peki niye patpatı niye aldın? Patpatı çocuklar torun torba yiyip atıyor. Ha oynasınlar diye. Götürüyorlar dolduruyorlar. Yakıtını koyuyor. Evet. Yaptırıyor. Tekirini alıyor. Hadi. Çocuklar kullanıyor diyorsun. Kullanıyor. Amca peki şimdi Aralık geldi. Kış neredeyse hani böyle artık ortasına doğru gireceğiz. Bitirememişsin sanki hazırlığı. Odunu mu? Evet. Bu fındığın odunu. Bu bitti odunumuz. Kömürümüz falan bak. Depoladın yani. He. Kış hazırlığı tamam şu tamam, anda. Bu, tamam. Bu bahçenin içinde bu da. Ölüzger estüğünden yaprak gazel dibine doluya olmuyor. Bunu alırsan bahçe temiz oluyor. Temiz oluyor. Ölüzger'de götürüyor gazelini. Tertemiz olsun. Ne kadar fındığın oldu bu sene? Bu sene 5-6. 5-6 ton arası. Ha. Kaç dönüm yer? 30-32 mi? 30-35-40. O civarda. Oralarda. O aralarda. Sattın mı peki? Sattım gibi bir şey. Yarısı duruyor. Yarısını bekletiyorsun. Yarısını. Ya aydan aya satıyor. Satıyor. İhtiyacı oldukça. 2 çuval, 3 çuval. Sen şimdi takip ederdirsin fındık fiyatları. Ne kadar burada? Burada bayağı var. 55, 56, evet. 57. Oralarda var. Sen nereden geliyorsun? Ben Altınordu'dan geliyorum. Öyle mi ha? Altınordu'da şu anda da o fiyatlarda hemen. Öyle değil mi? Yani şey. Burada 6'ya 6,5'a 7'ye alıyorlar. Abi. Senin randıman çoktur ama. Randıman bayağı var. 60 var mı? Yok. 53, 55. 55. 55'ten aşağı düşmezdir. Düşmez. Düşse almazlar zaten bunu. Almazlar değil mi? Almazlar. Bu çakıldak mı oluyor burada daha çok fındık? Çakıldak oluyor. Başkanlık. Değeri yok başkanlığın bizim burada. Evet. Çok az az. Abi biz, çok biz teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş bulduk. Çok sağ ol. Tanıyamadım zaten de araba durunca şöyle gideyim bir bakayım dedim. Şimdi ben dedim ki fındık zamanı olsa şey zannederler. Acaba fındık mı almaya geldiler? Yok gelen de oluyor. Oluyor mu fındık zamanı? Fındık zamanı harmanı diyeyim toplayan oluyor. Peki ne düşündün ben gelip durduğum zaman? Nedir dedin hani aklımda? Ya öyle bir dedim yabancı yine geldi dedim. Acaba neye geldi? Adres mi soracak dedin? Bir yere soracak dedim. Bizim burada bir kırıkçımız var. Çıkıkçı. Ha. Kırıkçı evet. Ha. Onu soracak deyin. Kesin aklına. Öyle düşün. Öyle düşündüm. Öyle düşündüm. Onu düşündüm. Amcam neyse ben seni odundan kurtardım. Kurtardın sağ ol. Hakkını evet. Abilerim çok teşekkür helal ederim. Olsun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere amcam. Gezgin programında bu hafta Ordu'nun Korgan ilçesindeydik efendim. Güzel sohbetlerimiz oldu, güzel gezilerimiz oldu. Birçok insanımızla konuştuk. Korgan'ın doğasını, güzelliğini, kırsalını, şehrini ekranlara getirmeye çalıştık efendim. Gezgin programında haftaya rotamız neresi olur? Hüsamettin abiyle konuştuğumuz bazı noktalar var ama sürpriz olsun diyelim. Haftaya Gezgin programında Ordu'nun başka bir köşesinde buluşmak üzere, hoşça kalın diyelim.